Kıymetli Onur TV izleyicileri, siz ekranlarınızın başında, kıymetli misafirlerimiz, sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Ben Melahat Güler ve Moral Kültür Merkezi eğitmenlerimizden Nur Ender Kuşaslan kardeşimizle bugün Kastamonu Lahikası 70. mektubu birlikte okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Dilerseniz başlayalım Nur Ender Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Bugünlerde iki ince mesele kalbe geldi. Vaktinde kaleme alamadım. O vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli hakikatlere birer işaret ederiz. İkinci mesele. 31. ayetin işaretinin beyanında Yusebbihunel hayated dünya bahsinde denilmiş ki bu asrın bir hastası şudur ki hayatı dünyeviyeyi hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Evet, bu asrın özelliği nedir? Nasıl anlamalıyız? Üstad Bediüzzaman'ın da burada ifade etmiş olduğu gibi bu asrın en büyük hastalığı, hassası, ben onu hastalık olarak aldım. Burada çünkü en sonunda mektubun tedavi yöntemlerini de anlatacağı için bir hastalık olarak evet. Baktığımızda insanlar dünya hayatını merkez noktalarına koymuşlar. Buradaki ifadede de olduğu gibi hayatı dünyeviyeyi, hayatı bakiyeye tercih etmişler. Yani dini hayat ötelenmiş, evet. Sadece dünya hayatı varmışçasına bütün özellikleriyle dünya hayatına odaklanmış durumdalar. Biz bunu bir hastalık olarak görebiliriz. Burada çok önemli bir evet. Tespit yapılmış. Evet, bu hastalığın temelinde neler var dersek? Bu hastalığın temelinde imansızlık. Ya da iman var fakat iman zafiyetinden dolayı imanın tesir etmeyişi söz konusudur. Yani biz buna taklidi iman diyebiliriz. İman taklidi boyutta kaldığı için tesir etmiyor. Bundan dolayı da karşısına çıkacak olan birçok vaka karşısında tercih dünya endeksli oluyor. Ahiret öteleniyor. Biliniyor ama yaşanmıyor. Evet. Evet, burada devam eden bölümde diyor ki dünyaya ait işler kırılmaya mahkum cam şişeler hükmündeyken baki elmasları bildiği halde tercih ediyor. Bu düstur hükmüne geçmiş diyor. Burası biraz izah eder misiniz? Yine 19. mektupta o kırılmaya mahkum şişeleri üstad dünya mal olarak açıklamıştır. Evet. Baki elmaslar ifadesiyle de ahiretin kastedildiğini orada çok aleni bir şekilde yazmış. Şimdi ben bu meselenin 15. mektupta nasıl bakıldığına şey yapmak istiyorum, atıfta bulunmak istiyorum. 15. mektupta bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerimede şöyle söylüyor, diyor ki her şey helak olup gidicidir, ona bakan yüzü müstesna. Yani bu ifade aslında kendi başına çok yeterlidir bu bölümü açmak için. Fakat bu bölümün ilerleyen kısımlarında üstad şöyle bir izah getirmiş. Diyor ki ikincisinde çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey manayı ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Her şey kendine bakan vecihiyle hiçtir. Kendi zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yoktur. Kendi zatında bir vücudunun olmadığını da ifade ettikten sonra yalnız kendi başına da kaim değildir diyor. Hemen akabinde de şöyle bir izahatı var. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise manayı harfiyle olsa hiç değildir. Sonrasında da şunu söylüyor. Çünkü onda cilvesi görünen Esma-i Bakiye var. Madum değil. Çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'a bakan vecih ile olduğu zaman onda Cenab-ı Hakk'ın ismi gözüktüğü için, Esma-i Hüsna'sı gözüktüğü için ve sermediği bir zatın vücuduyla kaim olduğu için çok manalar ifade evet. ediyor. Birçok noktada manayı ismi, manayı harfi karşımıza çıkıyor. Buna biraz girebilir miyiz yani? Evet, bu konuda da lemalarda
16. Leman'ın bir bölümünde şöyle izah ediyor. Bu mektup Refet Bey'e hitaben yazılmış bir mektup. Aynı senin yönelttiğin gibi o da Üstad Hazretlerine soruyor. Manayı harfine, manayı ismine. Şimdi burada Üstad'ın verdiği cevapla ben bu açılımı getirmek istiyorum. Aynen şöyle söylüyor. Diyor ki Refet Bey'e, sen aynaya baksan, eğer aynayı şişe için bakarsan şişeyi kasten görürsün. Yani aynaya eğer sen şişe nazarıyla bakarsan kasten o aynada şişeyi bizzat görürsün. İçinde Refet'te tebeyi dolayısıyla nazar ilişir. Eğer maksat mübarek simanıza bakmak için aynaya baktın, sevimli Refet'i kasten görürsün. Şişe için bakarsan şişeyi görürsün. Refet'in mübarek simasını görmek arzu edersen de o nazarla bakarsan orada Refet'i görürsün. Şöyle söylüyor daha sonraki bölümde. İşte birinci surette ayna şişesi manayı ismidir. Aynaya şişe nazarıyla baktı. İşte buna manayı ismi diye ifade etti. Refet manayı harfi oluyor. Refet ise orada manayı harfi oluyor. Buradan kainata geçersek, kainat nazarı Kur'an'ı ile bütün mevcudatı huruftur. Manayı harfi ile başkasının manasını ifade ediyor. Yani esmasını, sıfatını bildiriyorlar. Kainata hangi nazarla bakarsan. Mesela felsefe nazarıyla bakarsan tabiat bataklığına saplanırsın. Her şey tesadüfen olmuş, kendi kendine olmuş şekliyle bir bakış açısını size sunar. Eğer manayı harfiyle bakarsan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla bir bakış açısını bize kazandırır. Şimdi evet. Bu bağlamda konumuza tekrar döndüğümüzde iki cümleyle özetleyecek olursak, demek ki dünyaya ait olan işler, yani Allah ve ahiret adına yapılmayan ne tür işler varsa bütün bunların hepsinin fena damgası taşıdığını görüyoruz. Bunun mukabilinde ise bunlar kırılacak birer şişe olarak burada nitelendirilmiş. Ama diğer bir açıdan meseleye baktığımızda, yani Allah adına ve ahiret gözetilerek yapılan fiiliyatlar ise hayatımıza, yani ebedi hayatımıza yansır. Ebedi hayata yansıyan şeyler de baki elmaslar olarak bizim karşımıza çıkacak inşallah. Kısacası Risale-i Nur'daki açılımlarıyla bu şekilde. Evet, devam edelim isterseniz. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvu insani hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye çok esbapla yaralanmış. Sair letaifi kendiyle meşgul edip sükut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Evet, bu paragraftan yola çıkarsak benim birkaç sorum olacak. Nasıl ki bir uzvu insani hastalansa, yaralansa sair latifeler ona vazifelerini bırakıp yardıma koşarlar diyor. Burayı biraz açar mısınız? Yani şu cümle üzerinde durursak, hani uzvu insaninin hastalanması, yaralanması ve diğer azaların kısmen vazifeyi bırakıp da yardıma koşma cümlesini açacak olursak, yani bu şöyle diyebiliriz ki insan vücudunda uzuvlarından herhangi birinde bir problem ortaya çıksa, mesela dişi ağrısa, işte başı ağrısa ya da daha farklı, daha ciddi problemler ortaya çıksa, kesilse vesaire gibi. Diğer vücutta bulunan azalar keyif ve rahat içerisinde hayatını idame ettiremez. Neden? Çünkü vücudun bir noktasında bir problem var. Oradaki problem, oradaki ağrı, oradaki sıkıntı diğerlerini de ister istemez etkileyecektir. Dolayısıyla bütün kuvveyle o rahatsız olan uzuv üzerine yoğunlaşacak ve bir an evvel oradaki problemin çözülmesi için gayret sarf edecekler. Fakat bunu yaparken de kısmen vazifelerini terk ederek hastalıklı uzvun üzerinde yoğunlaşırlar. Kısacası. Evet. Bir sonraki bölümde sormuş olduğunuz sair letaif ve fıtrat-ı insani, çok sebeplerle yaralanmış diye ifade ettiğiniz kısımda
O bölüme girmeden önce orada fıtrat ve letaif kavramları üzerinde çok kısa, evet, hafif böyle bir dokunuşlarla bunları açalım. Daha sonra da hayat üzerinde durmamız gerekiyor. Bunu lazım, kavrayabilmemiz evet, için hayatın mahiyet ve hakikati, hayatın gerçek hukuku, hayatın fıtri vazifeleri ve aynı zamanda hayatın gerçek ve gerçek zevki ve saadetinin ne olduğunu anlarsak bu duyguların bize neden verildiğini de anlamış oluruz. Evet. Ama bunu anlayabilmemiz için önce fıtrat üzerinde durmamız lazım. Yani çok fıtratın kelime evet, evet çok önemli kelimelerden ve terimlerden bir tanesidir aynı zamanda. Kelime olarak baktığımız zaman yaratılış demek, hilkat gibi manalara geliyor. Yani bir şeyi başlangıcında yarmak, kazmak anlamına geliyor. Kök olarak da fatr kökünden çıkmış. Risale-i Nur nazarından yani bakarsak. İlk yaratılış manasını evet, ihtiva eder fatr kelimesi. Risale-i Nur açısından meseleye baktığımız zaman ise insanın mahiyetine takılmış bütün kabiliyet ve kanunların toplamına biz fıtrat diyoruz. Kısa ve öz anlatımıyla yani tekrar edersek burada insanın mahiyetine takılmış bütün kabiliyet ve kanunların toplamına fıtrat deniyor. Mesela bunu örnek verirsek mesela görme ve işitme o mahiyetin çok önemli iki tane özelliğidir. Görme ve işitme mahiyete ait olan bir özelliktir. Fakat bu özellik aynı zamanda insan fıtratının da birer cüz'ünü oluşturmuş oluyor. Birer cüzlerinden birer parçası. Kısaca o zaman yani bunun neticesinde ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Maddi ve manevi özellikler ve azaların tamamına fıtrat diyoruz. Terim olarak meseleye baktığımızda ise Cenab-ı Hakk'ın mahlukatını, kendisini bilip ve tanıyacak ve idrak edecek bir hal ve kabiliyet üzerine yaratmış olmasıdır. Yani o fıtrat Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak ve bilecek bir şekilde programlanmış. Ve insanı fıtrata buradan geçtiğimizde mesela insanı tabiat dediğim zaman senin nazarına nasıl bir şey çağrışım yapıyor? Tesadüf, sıradanlık. Sıradanlık. Kargaşa. Peki insanı fıtrat dediğimiz zaman insanın zihninde çağrışım yapan şey nedir? Çok özel. Bu anlatılanlardan evet, yola çıkarak baktığımızda özel. Bu tabir bize özellikle o fıtrat tabiri bize yaratılışa ve mevhibe-i ilahiye ait olan şeyler olarak anlıyoruz. Demek ki yukarıda o saymış olduğumuz hususiyetleri bizatihi veren Cenab-ı Hak'tır. Bu kadar değinmiş olalım. Letaif kısmına isterseniz buradan geçelim. Evet, bu burada önemli. Letaif evet, çoğul olarak kullanılmış. Sayede. Latifedir. Hani tekil olarak kullanılma noktası. Latife olarak geçer. İnsana verilmiş olan çok ince hassas duygular diye ifade edilir. Şimdi bu mesele nerede izah edilmiş? Bu mesele yine Risale-i Nur'da Üstad bunu anlatmış, açmış orada. Evet. Kısaca ben oradan meseleyi alacağım. Yine lemalarda 15. 16. lemada biz bunu görüyoruz. Yani o letaifin içerisinde neler var? Değil mi? Yani evet, konuşuyoruz böyle söylüyoruz ama çok acaba kişi, içinde neler var? Hükema ve ulema bunu zahir ve batın olmak üzere iki şekle ayırmış. Yani zahiri ve batini duyguların olduğundan bahsetmiş. Üstad burada çok fazla böyle bir ayrım yapmadan sıralamış. Mesela zahiri duygularımız dediğimiz zaman neler vardır? İşte görmek, duyma, işitmek, tatmak, koklamak, evet, dokunmak gibi beş duyu organı sayılır. Ama sadece insan bunlardan ibaret değil. Mesela o letaifin içerisinde vicdan var, asap var, his var, heva var. Hatta kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, bunun ötesinde kalp, ruh, sır. Bunun daha ötesine gittiğinizde saika, şaika ve hissi kablel vuku gibi daha isimlerini bilmediğimiz çok latifelerin olduğundan bahseder. Letaifin içerisinde de bunların mevcut olduğunu gördük. Şimdi evet, buradan isterseniz hayata geçelim. Geçelim. Daha sonra da bu duyguların, bu cihazların insana niçin verildiği konusu üzerinde durmamız konuşalım. Lazım. Ama evet, tekrar ben bu noktayı bir daha tekrar etmek istiyorum ehemmiyetine binaen. O hayatın içerisinde nelerin olduğunu, birincisi hayatın mahiyet ve hakikatinin çok iyi anlaşılması gerekiyor.
hayatın hukukunun ne olduğunu çok iyi bilmek lazım. Hayatın fıtri vazifelerinin neler olduğunu çok iyi bilmek lazım. Bunları anlarsak o zaman gerçek zevk ve saadetin ne olduğunu anlarız. Bu da yine şualarda, dördüncü şuada, beşinci mertebeyi Nuriye-i Hasbiye bölümünde hayatın mahiyet ve hukuku geniş olarak anlatılmış ama ben birer kelimeyle özetlemek istiyorum. Diyor ki benim hayatımın mahiyeti ve hakikati hikmet ile yazılmış bir kelimedir. Benim hayatımın mahiyet ve hakikati hikmetli hikmet. Bir kelime. Peki bunun içeriğinde neler vardır? Bunun içeriğinde yani benim hayatımda Esma-i İlahiye'nin definelerini açacak anahtarların mahzeni vardır. Biraz önce latifelerden bahsetmiştik oradan, ya. Evet. Orada kalp var, vicdan var, işte ruh var, sır var. Bir sürü şey saydık. Belki evet. sayamadıklarımız da var. İşte bunların her biri bu Esma-i Hüsna'nın definelerini açacak anahtarların mahzeni hükmünde. Başka ne var benim yine hayatımda? Nakışların birer küçük haritası var bende. Sonrasında ne var? Cilvelerin birer fihristesi var. Aynı zamanda kainatın büyük hakikatlerine ince mikyas ve mizan olduğumu görüyorum. Bunun bağlamında işte yazılı bir hikmetli kelime olduğumu anlıyorum. Bu kadar mı? Bu kadar değil. Sonrasında da diyor ki benim hayatım Rabbani bir mektuptur. Mektup nedir? Burası çok güzel. Kişiye evet, çok özel güzel. Yazılmış değil mi? Okunması isteniyor. Okunması isteniliyor. Benim hayatım bir mektupsa o zaman zihşuur sahibi olan insanların beni okumasını istiyor. Ve zihşuur sahibi olanların mütalaa etmesini istiyor. Ama bununla da bitmiyor. Tekrar devam ettiğimizde görüyoruz ki Halık'ımın kemalatını teşhir eden bir ilannameymişim ben. Böyle bir hukukum da var aynı zamanda. Devam ettiğimde yine görüyorum ki Cenab-ı Hak o hayatı yaratmış ama hayatla birlikte çok değişik ihsanlarını da birlikte sunmuş. Benden talep ettiği şey ne? O sunmuş olduğu ihsanları şuurkerane bir vaziyette idrak edip bunu idrak ettiğimi de Cenab-ı Hakk'a arz etmemi bekliyor. Evet, nasıl yapacağız bunu nasıl değil yapacağız? Mi? Burada Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükür ve minnettar olduğumuzu lisanen ona takdim ederek yapacağız. Sonrasında yine baktığımızda şunu görüyoruz. Bu da çok önemli. Benim dışımda zihayat olan mahlukat var. O mahlukatın da Cenab-ı Hakk'a takdim etmiş oldukları bir tahiyye var. Yani hediyeleri var. Benden talep edilen şey bu hediyeleri idrak etmem, görmem, şahit olmam ve müşahede ettikten sonra kendi nazarımla takdim etmem bekleniyor. Bütün bunların akabinde bir de benim Halık'ıma bakan fıtri vazifelerim var. Fıtri vazifelerim neler? Evet. Fıtri vazifelerim ise şunlardır. Benim hayatım acza, fakr ve ihtiyaç içerisinde. Bunun mukabili olarak da Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvvetinin aynası olduğumu anlamam gerekiyor. Mesela bir örnek verecek olursak buna, evet. insan acıktığı zaman yemeğin derecelerini ve kıymetlerini anlayabilir değil mi? Tokken önünüze çok güzel yemekler koysa insan bunu çok fazla idrak edemez. Mesela bir başka bir misalde karanlığın mertebeleriyle diyor ışığın kuvveti derecesi anlaşılabilir diyor. Ya da soğuğun mikyasıyla hararetin derecesi anlaşılır. Bu böyle devam ediyor. Peki ben buradan nasıl bir sonuç çıkaracağım? Şunu çıkaracağım. Bende işte mevcut olan o ice, fakr vesaire gibi hususiyetleri benden çok daha kuvvetli, kudretli olan bir zata ayna olmam için verildiğini anlayacağım. İkinci vecihteki aynedarlıkta ise benim hayatımda cüz'i ilim, irade, sem, basar gibi sıfatlar konulmuş. Niye konulmuş bunlar? Konulma sebebi şu, Halık'ımın külli ve ihatalı sıfatlarına ve şuunatına aynedarlık yapmak için konulmuş. Bir üçüncü olarak meseleye baktığımızda bu çok önemli. Hayatımda nakışları ve cilveleri bulunan Esma-i İlahiye'ye aynedarlık. Yani bütün konunun neredeyse hepsini içerisine aldı. Bu noktada şöyle bir özet yapıp konuya tekrar bir dönüş yaptığımızda hayatın demek ki çok külli gayeleri var. O külli gayeler içerisinde biz Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının ilan ve ishar edildiğini,
tecelli ve tezahür ettiğini görüyoruz. Bunu da en güzel şekilde yapan insandır. Bunu anlıyoruz. Evet. Biraz önce siz bana şunu yöneltmiştiniz. Dediniz ki hırs, zevk, aşk gibi duygular neden verilmiştir? Evet, yani neden? Yukarıda anlattıklarımız ışığında o soruya şöyle bir cevap verebiliriz. Hırs, aşk ve zevk hayatın korunması ve yayılması için verilmiştir. Hırs, zevk ve aşk. İnsan hayatında üç çok önemli duygudur bunlar. Evet. Bu üç önemli duygu hayatın korunması ve yayılması. Artı hayatın biraz önce bahsetmiş olduğum hayatın mahiyet ve hukuku gayeli gibi meselelerin içerisinde anlattığımız şeylerin içerisinde yüksek gayeleri vardı. Bu gayelere hizmet etmek için verilmiş. Yoksa tabiri caizse işte dört ayaklılar gibi maddi bir formatta hayatı sürdürmek için sadece dünyayı yaşamak noktasında insana verilmemiş. Evet, hayatın mahiyetini evet de bu şekilde anlayabiliriz bu evet paragraftan hı-hı yola çıkarak. Hı-hı. Yani şunu sorsam mesela burayı bitirmeden, o zaman bu duygular neden yaralanmış meselesine geldiğimizde hakiki vazifelerini unutmuşlar. Ne unutturmuş, ne unutturmuş mesela? Yani. İşte maddeci ve inkarcı bir asır içerisinde bulunduğumuz için bu hayatın içine konulmuş olan bu dinamikler var, ulvi gayeler var. Onların yerine sufli maddi cihetine sevk eden şeyleri bizim zihnimize empoze etmeye çalışmışlar. Yani sadece dünyayı merkez noktasına koyarak hareket etmemizi istiyorlar. Hayatın ulvi gayeleri de bu noktada söndüğü için farklı sebeplerle yaralar almaya başlıyor. Mesela bunu örneklendirebilirim. Evet, bir örnek versek. Yani şöyle diyebiliriz. Hayatın içerisinde mesela ne var? Maişet var. Maişet hayatın idamesi için bir evet araçtır. Hayatın idamesi için bir araç hayata hizmet eder. Akabinde sizden de ibadet talep edilir. Yani ibadete hizmet edecek. Şimdi biz burada maişeti araçken amaç haline çevirmişiz. Yani nasıl yapmışız biz bunu? Ben maişet peşinde koşuyorum, zamanım yok, vaktim yok diye hayatın asli gayesi iman ve ibadetken maişetin peşinde zeba ediyoruz. Bu sebeple de asli vazifeden uzaklaştığımızdan dolayı bir yara buradan alınmış oluyor mesela. Şimdi başka bir örneğe geçtiğimizde yemek yeme. Değil mi? Evet, yemek çok yeme önemli. Çok lezzetli evet ve çok da severek, evet, hayatın merkez noktasında ve severek yaptığımız bir şey. Yemek neden vardır insan hayatında? Yine hayatın devam idamesi noktasında hayata bir parça yardımcı olmak hizmet için vardır. Diye. Fakat bu bir araçtır. Yani hizmet etsin ama daha sonra sen de asli vazifene dönerek ibadetlerini yapman için sana verilmiştir. Fakat biz bunu nasıl kullanıyoruz? Araç ile amacın yerini değiştirerek yani amaçmış gibi yeme içme, keyif ve zevk alma noktasında bütün zamanımızı, mesaimizi buna harcıyoruz. Ama ondan sonra diyoruz ki yani asli vazifeye ayıracak zamanım yok. Burada ben şuna da değinmek istiyorum. Mesela uyku meselesi de aynı şekilde. O da çok önemli. O da yine hayata hizmet eden ve vücudun dinlenmesini sağlayan bir noktadır. Ama gecenin geç saatlerine kadar çok farklı meşguliyetlerle meşgul olup dinlenilmesi gereken saati başka şeylerde harcıyoruz. Daha sonra da diyoruz ki işte ben sabah namazına kalkamadım, kaçırdım. Yani burada araç ile amaç ne yapmış? Birbirine girmiş, yerlerini karıştırmış. Dolayısıyla bunlardan dolayı da işte burada ifade edilen çok sebeplerle yara alma noktası da bunlara ufak evet birer numune kıyas edilerek tabii ki daha başka örnekler de verilebilir. Tamam. Pekala, devam edelim o zaman. Hem nasıl ki bir cazibedar sefihane ve sarhoşhane, şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiye öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim, fakat meraklı bir vaziyet almış ki, İnsanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefse emmarenin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Biraz önce konuştuğumuz meseleleri, değil mi? Sizin izah ettiğiniz meseleleri burada tekrar görüyoruz. Yani ulvi latifeler, kalp, akıl, nefis
Neyin peşine? Nefsin peşine düşmüş akıl ve kalp ulvi latifelerini bırakıp cazibedar bir fitne ateşi etrafında dönüyoruz. Burada şu aklıma geliyor benim. Parlak bir ateşin etrafında ufacık böyle sinekçikler, kuşçuklar diye üstad ifade ediyor. Ben de ona istinaden söylüyorum. Cazip geliyor ışığın etrafında yoğunlaşarak böyle bir pervane gibi dönüyorlar. Aslında bilmiyorlar ki o ateşi yani o ışığa temas ettiklerinde hayatlarına mal olacak. Evet. Efendimizin bir hadis-i şerifi var burada da yine o aklıma geldi. Sizler de diyor kelebekler gibi o fitne ateşinin etrafında diyor dönüyorsunuz. Gitmeyin, yapmayın diye diyor çaba gösterdikçe siz diyor akıbeti bilmeden oraya daha çok doğru diyor koşuyorsunuz diyor. Farkında değilsiniz. İşte burada kalp ve aklın çok ciddi yaralandığını görüyoruz ama 6. sözde de aklın nasıl kullanılması gerektiğini bize ifade etmişti. Orada evet, hatırlıyorsanız evet, siz evet. Buyurun isterseniz. O da aklıma akıl, geliyor. Evet. Evet, akıl değil mi? Hı-hı. Cenab-ı Hakk'ın sanatının, evet. sanat eserlerini mütalaa hı-hı. etmesi gerekirken, onları ilan etmesi gerekirken meşhum bir alet meşhum olarak diyor kullanıyorsun. Eziyet veriyor insana. Boş farklı şeylerde o aklı heba hı-hı. ettiğin için de diyor sana elim verici bir alete azap dönüşmüş oluyor. Dönüşüyor. Azap verici bir alet bir de birinci lemada bu nefse emmareyi hani bir merkep olabilir. Sen onun sırtına binersin. O seni taşır, sen onu taşımazsın evet. meselesi de var. O da önemli değil mi? Yani o biz, da önemli çünkü o latife ve cihazı... noktasından baktığımızda nefsi öldürmüyoruz. Yani nefsin ölümü diye bir şey söz konusu değil. Değil. Burada nefsin terbiyesi, yolunun değiştirilmesi meselesi var. Çok basit olarak veriyor zaten. Bu duyguların doğru kullanımı sağlanırsa eğer zaten nefsi öldürmenize gerek kalmıyor. Orada evet. nefsi de bir eğitim sürecine tabi etmiş, tutmuş durumda oluyorsunuz. En sonunda zaten nefis de teslimi silah edecektir. Evet. Devam edelim dilerseniz. Evet. Hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar-ı insaniye o derece şırınga etmiş ki, küçük bir ihtiyaç ve adi bir zarar-ı dünyevi yüzünden elmas gibi umur-u diniyeyi terk eder. Ben burada şunu sormak istiyorum. Ruhsat-ı şer'iye nedir? Nasıl anlamalıyız? Ruhsat-ı şer'iye dinin bazı şart ve durumlarda harama belli ölçülerde müsaade etmesidir. Ama yani orada bir esas koyuyor, yani bir ölçü koyuyor ortaya. Mesela diyor ki açlıktan ölmek üzere olan bir adam, işte malum domuz etinden ölçü olarak şunu özellikle belirtiyorum, doyacak kadar değil. Hayatını idame ettirecek ölmeyecek. Kadar evet tüketebilir. Ölmeyecek. Buna biz ruhsat-ı şer'iye diyoruz. Evet. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Burada üstad özellikle onun üzerine duruyor. Bu zaruret tanımı farklı şekillerde yorumlanıyor. Mesela diyebilir ki benim durumum da bir zarurettir deyip İslam'ın emirlerini terk etmek isteyenlere üstad özellikle şunu vurguluyor. Fakat yalnız diyor bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Buna ruhsat yoktur. Yani buradaki ölçü hayatın tehlikeye girme meselesindedir. Bunun dışındaki gerçekler harama girmeye bir gerekçe teşkil etmez. Yani şu anda bizim toplumumuzdaki en büyük problemlerden bir tanesi. Yani ruhsat-ı şer'iyenin hani... Ruhsat var bu konuda denilebiliyor yani. Çok önemli meseleler. Yani çok içtimai küçük, boyutunda evet. değil mi? Meseleye bir parça bakmaya çalışacak olursak eğer... şey yapıyor yani içtimai hayatta herkes şunu yapıyor. Herkes bunu yapıyor. Herkes içki içiyor. Herkes işte vesaire şeyleri yapıyor. Yani sanki toplumun o insan üzerinde yoğun bir baskısı varmış gibi ben de yapsam ne olur şeklinde bir yaklaşım sergileniyor. İşte burada işler karışıyor yani. Bu hayati bir meseleymiş gibi bakılıyor evet, yani. Evet hayati bir meseleymiş gibi bakıyor. Bu ruhsat-ı şer'iye meselesinde çok az şu iki noktaya da değinmek istiyorum. Eğer bir ölüm söz konusuysa, eğer bir vücudundaki çok önemli azaların kesilmesi söz konusuysa ancak bu noktalarda farz olan ibadetler vesaire terk edilebilir. Yani şöyle örnek vereyim. Bir insan bir iş yerinde çalışıyor. Evet. Beş vakit namaz kılması farzdır.
namazı vakti giriyor, adam korkudan namaz kılmıyor. Acaba bana ne derler, ne düşünürler, nasıl bakarlar? İşimi kaybederim. İşimi kaybedebilir miyim diye böyle bir kaygı içerisinde namazını kılmıyor, terk ediyor. İşte bu noktada o şahıs gerçekten çok büyük bir günahın içerisine girer. Ama aynı şahsa birisi gelse başına silah dayasa, dese ki sen şimdi bu namazı kılarsan seni öldürürüm veya seni işte kolunu bacağını keserim şeklinde bir tehditle karşı karşıya gelecek olsa, işte o vakit ruhsat-ı şer'iye o var. Zaman. O vakit, o durum o üzerinden kalkıncaya kadardır ama. Yani o durum izale olduktan sonrasında ruhsat-ı şer'iye söz konusu olamaz. Biz çok genişletmişiz o zaman. Biz özellikle haramlar konusunda, helal haram meselelerinde çok genişletmişiz. Çok fazla genişletmişiz. Hakkımız olmayan. Bulunduğum şartlar, bulunduğum konumlar bunları gerektiriyor. Böyle olması gerekiyor diyerekten dinin haram kıldığı birçok hususiyeti artık sıradan bir hususiyet haline getirerek uygulamaya çalışıyoruz. Bu yine konunun en başındaki cümleye dönüyoruz. Dönüyoruz. Hayatı dünyeviyeyi, hayatı bakiyeye tercih etme ediyoruz. Noktası. İşte bu güncelledi. Hayatımızın içerisine nasıl uyguladığımıza bizi götürmüş oldu. Evet. Çok önemli. Devam edelim. Şurada bir de ne vardı? Atladığımız bir şey var mı bilmiyorum ama. İşte damar insaniye bu derece önemli gibi şırınga edilmiş. Hı hı. Bu meseleyi de konuştuk. Hı hı. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfzı hayat cihazı bu asırda israfatla ve iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr-ı zaruret, maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli delalet nazarı dikkati şu hayata celp ede ede o derece nazarı dikkati kendine celp etmiş ki edna bir hacat hayatiyeyi büyük bir meseleyi diniyeye tercih ettiriyor. İşte burada meselenin belki de en önemli noktasına geldik. Biraz önce de konuştuğunuz gibi bu sosyal hayatı artık yayıldı bu yara. Konuştuğumuz meseleler israfla, iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden diyor. Evet, burayı biraz daha şimdi geniş ele alırsak. Hayatın hırsı noktasında verilmiş olan cihazlar. Bunlar yukarıda ifade etmiştik. Yara alma noktaları üzerinde duruyor. Yani iktisatsızlık var, kanaatsizlik var, bereketsizlik var. Daha sonra işte geçim sıkıntısının çok yoğun bir şekilde artması, hayat şartlarının ağırlaşması var. Şimdi yani şuna nasıl bakabiliriz? Şöyle diyebiliriz ki insan eğer elindekiyle yetinecek olsa bir insanın zaruri ihtiyaçları bellidir. Nedir? İşte barınma ihtiyacı vardır, beslenme ihtiyacı vardır. Bir üçüncüsü? Yeme, içme ihtiyacı, barınma ihtiyacı değil mi? Evet, sığınma ihtiyacı. Sığınma ihtiyacı vardır. Bu üç tane ihtiyaç zaruridir ama insan elinde olmayan ne varsa her şeyi kendince ihtiyaç telakki ediyor. Yani aldığı maaşla çok rahat bir şekilde hayatını idame ettirebilecek iken her gün her gün yeni şeylerin ortaya çıkması, farklı şeylerin bize lanse ediliyor olması ve her ne ki diyor üstad burada elinde yok, o elinde olmayan şeyi zaruret addediyor. Dolayısıyla her şeye sahip olmak istiyor. Buraya iktisatsızlık, kanaatsizlik, işte bereketsizlik de işin içine giriyor. Artı hırsını da onun üzerine bina ettiği zaman hayat şartları gerçekten altından kalkamayacak noktaya geliyor. Bir de burada bir cereyan var. Ehli delalet oraya nazara dikkati celp ettiriyor sürekli. Evet, nasıl celp ettiriyor? Orası çok önemli bir nokta. Bu zamanı daha önce de ifade ettiğimiz gibi maddeci ve inkarcı bir felsefeyle biz karşı karşıyayız. Bu hayattan başka bir hayat yok. Gücünüzü, gayretinizi işte bu maddi hayata, bu dünyevi hayata sarf edin diye bir yukarıda cümlede geçmişti ya, şırınga suretinde enjekte ediliyor. Fıtratta bu yok aslında. Ama evet, sadece dünya var diye bu bize enjekte edildiği için ve bu tarza bakmamızı istedikleri için o zaman işte insanlar dünyanın en küçük ihtiyacını elde etmeyi dinin en büyük meselesine tercih eder duruma geliyor. Çünkü beklentiler, istekler o kadar çok ki
O kadar çok olan o istekleri elde edebilmek için insanın zaten ömrü yetmiyor. Dolayısıyla hakiki, asli vazifesine odaklanma noktasında zaman bulamıyor bu noktada. Evet. Yani ahiret hayatının tesellisi olmazsa ihtiyaçlar bitmeyecek yani. Şimdi bunun akabinde insan neyle karşı karşıya geliyor biliyor musunuz? Yani daha lüks bir yaşamın içerisinde olayım, işte daha konforlu bir hayatım olsun, daha şöyle olsun daha düşünceleri geniş kişiyi hangi noktalara götürüyor? Bakın kumar alışkanlıklarına, işte şans oyunlarına, çeşitli işte bir takım biletler alma noktasına yönlendiriyor. Yalana bazen. Hırsızlığa yönlendiriyor. Çünkü kolay yoldan elindeki o yetmeyecek, talep edilen şeylere kifayet etmeyeceği için ne yapacak? Hırsızlığa, yani onu daha kolay yoldan elde etme noktasına yönelecek. Bu şekilde insanların nasıl bir noktaya geldiğinin şemasını bize göstermiş oldu. Evet. Dilerseniz devam edelim. Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakitleri mukavemet edebilir. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimatla ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Şimdi burada tamam bunlar var, bu yaraları almışız. Yok mu yani hani ilacı dediğimiz noktada? Burada yine mektubun son kısmında Üstad, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir dedi. Yani bu çok önemli. Neden Risale-i Nur dayanabilir? Şimdi Kur'an burada ifade ettiği gibi Kur'an mucizül beyandır diyor ama Kastamonu Laikası 5. mektup da şöyle söylüyor. Risale-i Nur ise Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak diyor. Hmm. Yani Kur'an-ı Kerim mucizevi bir eserdir zaten. Risale-i Nur da Kur'an'ın çok yönleriyle mucize olduğunu anlatan bir eserdir. Ama çok yönleri var. Bunlardan bir tanesi ise imanın esaslarını kurtarıyor olması, muhafaza ediyor olması. Şimdi kişiye ne kazandırdığına bakarsak bu meseleyi çok daha iyi anlarız. Mesela neler kazandırıyor? Risale-i Nur mevcut imandan istifade ile yola çıkmıyor. Bu ne demek? Mevcut iman. Mevcut iman dediğimiz zaman taklidi iman aklımıza geliyor. Yukarıda konuştum. Evet, taklidi imandan yola çıkmıyor. Ne yapıyor peki? Muhatabına çeşitli deliller, bürhanlar göstererek muhatabı önce ikna ediyor. Ve imanı tahkiki boyuta doğru çekiyor. İkna ediyor, tahkiki boyutu kazandırıyor. Bırakıyor mu? Bırak. Hayır, bırakmıyor. Asıl bundan sonra başlıyor. Ondan sonrası için ise o mevcut imanın muhafazası söz konusudur. Muhafaza ettiriyor, artı gelebilecek olan bir takım şüphehatlar vesaire varsa yine Risale-i Nur'la onu muhafaza altına alıyor. Kişiye böylesi bir imanı kazandırıyor. Bu açıdan ehemmiyetli ve şöyle bir şeye bağlamak istiyorum ben bu hususu. Bir başka mektupta mesela Kastamonu 13. mektupta ise işte imanı tahkiki ilmel yakinden hakkal yakine getiriyor. İlmel yakinden hakkal yakine, yani görüyor gibi bir imanı kişiye kazandırdıktan sonra artık öyle bir imanı öyle siz kolay kolay yok edemezsiniz. Hemen sonrasında da şöyle bir ifade kullanıyor. İşte böylesi bir iman niye yok edilemiyor? Böylesi bir iman belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem letaife sirayet edip kökleşiyor. Bundan dolayı hangi cereyan ona saldırıya geçecek olursa olsun, o iman onu o şekilde muhafaza altına almış oluyor. Dolayısıyla burada artık o iman zevalden mahfuz kalmış oluyor. Hakiki imanı. Risale-i Nur'da kişiye işte bunu kazandırdığı için yukarıda bahsetmiş olduğumuz latifeler vardı. Fıtrata yerleştirilmiş o latifeler de bu şekilde muhafaza edilmiş oluyor. Evet. Şurada dikkat çeken bir husus daha var son olarak. Sonrasında sebat, sadakat ve fedakarlık istiyor şakirtlerinden. Bu da çok önemli değil mi? Yani bu daireye girdikten sonra. Üstad diyor ya ben sizinle iktifa ediyorum diyor.
O zaman bize bu kadar çok kazanımı varsa Risale-i Nurların, biz de o zaman sadakat ve sebatla o daireye girerek işte ciddi ihlas ve tam itimatla ona yapışmak lazım. İşte evet. O imanın muhafazası ve idamesi adına bizim bunu yapmamız gerekiyor. Çok güzel. Nurendra Hanım, son bir soru sormak istiyorum. Kardeşlerden de geliyor zaman zaman. Yani bu mektuptan sonra benim de aklımda oluşan bir şey oldu. Tek yönüyle bakılmaz tabii bu hakikatlere ama kardeşler diyorlar ki birkaç yıl geliyoruz Risale-i Nur derslerine, hiçbir şey anlamadan kalkıp gidiyoruz ama gelme isteği yeniden doğuyor. Cazip yani çünkü. Sorsanız hiçbir şey bilmiyorum ders çıkışı ama bir şekilde bir şeyler oluyor, rahatlıyorum. İşte yıllar sonra anlamaya başladım Risale-i Nur'ları. Burada şunu diyebilir miyiz? Yani letaiflerimiz yaralı. Evet. Risale-i Nur bunları tedavi ediyor zamanla. Sonra açılmaya başlıyor. Diyebilir miyiz bu mektuptan ben yola çıkarak? Ben bunu üstada gelen bir talebenin sözleriyle ve üstadın ona verdiği cevapla bir cümleyle izah getirmek istiyorum. Yine talebelerinden bir tanesi geliyor, üstadım anlamıyorum diyor. Ve üstad da ona şunu söylüyor, sen yalan söylüyorsun diyor. Anlayamıyor tabii orada, niye bana böyle söyledi, işte anlamıyorum. Hani aklen anlayamayabilirsin diyor. Ama ruhun ve latifelerin ve duyguların bu hakikatlerden hissesiz kalmaz. Sizin de izah ettiğiniz gibi latifelerimiz ve duygularımız bu asırda, bu maddeci asırda o kadar çok yaralanmış ki önce bizim onları tedavi etmemiz gerekiyor. Onlar yavaş yavaş tedavi olduktan sonra bu hakikatlere sadakat ve sebatla sarılan hiç kimseye Risale-i Nur açılmıyor diyemez. Ondan sonra açılmaya başlıyor. İnşallah. Akılda, evet. Kalpte artık orada idrak ediyor. Meseleler sadece akılda değil, sonraki safhada kalbe de inmeye başlıyor. Sonra ne oluyor? İşte insanın hayatına yaşam boyutu şekliyle, yaşam tarzı biçimiyle çıkmaya başlıyor. Evet. Rabbim cümlemize inşallah yaşamayı bu şekilde bir yaşamı nasip eylesin. Allah razı olsun diyorum. Umum kardeşlere birer birer selam ve dua ediyoruz. Lillahi Teala Fatiha.